Edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 7. kısımdayız. Bir önceki dersimizde 12. soruda kalmıştık. Devam ediyoruz 13. sorudan. Bu metinde bir bölümü alınan eser aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir? Bütün Antalya kartpostallarının üstüne şu yazıyı görmek isterim. Eğer cennet vatan, eğer cennet varsa Antalya'nın yakınlarındadır. Sağda körpezi çeviren büyük dağ yığını 3000 metre ve bulutların üstünden engin Akdeniz'e bakıyor. Eski tarihler hiçbir istilanın bu dağların tepesinden Türk hürriyetine indiremediğini yazar. Toroslar Akdeniz'e doğru bir kucak gibi açılmıştır. Anadolu'nun burada geniş bir nefes aldığını sanki hissediyorsunuz. Arkadaşlar bu yazı Falih Rıfkı Atay'ın Bizim Akdeniz adlı gezi yazısından alınmış olabilir. Öncelikle biz bu sorunun gezi yazısı üzerine sorulduğunu bilelim yazı bizim Akdeniz yazısından alınmış. E şimdi Cenab-ı Şahabettin'in nesi var? Avrupa mektupları, Reşat Narni'nin Anadolu notları. Yani bizim burada cevap olarak Falih Rıfkı'ya gitmemiz lazım. Çünkü Falih Rıfkı Atay özellikle Akdeniz'i anlatan gezi yazılarıyla meşhurdur. Cevabımız Denizli biraz ayrıntı bir soru olabilir ama yine de bilmek lazım. Önemli bir isimdir Cumhuriyet döneminde. 14. sorum. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Fransız şiirinden gelen zevki halk şiiri geleneğiyle birleştiren Ahmet Muhip özellikle arkadaşlar Fahriye Abla ve Serenat şiirleri çok önemlidir. Ahmet Muhip önemli bir saf şiir temsilcisidir. Yani öz şiir temsilcisidir ve Fahriye Abla, Serenat onun şiirleridir. A seçeneği doğrudur. Önceleri bir arayış içinde olan modern insanın huzursuzluklarını, arayışını şiirlerinde işleyen Necip Fazıl daha sonra mistik, metafizik şiire yönelmiştir arkadaşlar. Doğrudur. Nurullah Taç, Türkçenin özleşmesi için çalışmış. Ayrıca Yunan, Latin, Fransız, Rus klasiklerinin çoğunu da dilimize kazandırmış bir isimdir. Aynı zamanda birçok yazarın da yetişmesine, tanınmasına vesile olmuştur Nurullah Taç. Deneme eleştiri kimliğini unutmayın. Hikayelerinde balıkçılar, sünger avcıları, dalgıçlar, gemicileri anlatan Abdülhak Şinasi Hisar demiş. Öykü ve romanlarının yanı sıra Mavi Sürgün adlı anı türünde bir eseri var. Burası arkadaşlar edebiyatımızda kim olacak? Halikarnas balıkçısı unvanıyla bilinen Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kaba Ağaçlı olması lazım. Özellikle o da Akdeniz'i anlatır. Oranın balıkçılarını, sünger avcılarını, dalgıçları anlatır. D'deki bilgi yanlıştır. Abdülhak Şinasi Ser değil, Halikarnas balıkçısı olacak. Nazım Hikmet öz biçim ve temin bakımından yeni şiirleriyle serbest şiirin ve toplumsal şiirin öncüsü mü? Evet, kesinlikle öncüsüdür serbest şiirin. Cevap Denizli'dir. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi gelsin? Fecrati, Servet tepki olarak çıkıp onların devamı olmaktan öteye gidememiştir. Evet bu bilgi doğrudur. Bu durumun bir benzeri de Cumhuriyet döneminde vardır arkadaşlar ve bize sanırım onu soruyor. Bu dönemde nokta nokta 5 hececilere karşı çıkmış ama bir birlik sağlamadan kısa sürede dağılıp giden 1928 yılında kurulan 7 meşeleden bahsediyor arkadaşlar. 7 meşele kendisinden önceki abileri büyük babalar 5 hececilere tepkilidirler ama onların da devam olmaktan az öteye aslında gidemiyorlar. Cevap Edirne'dir. Geçiyoruz 16. soruya. Soru çok uzun olduğu için arkadaşlar ben direkt cevapları vereceğim. Bu açıklamalar arasında hangi sanatçılığa bir ilgi yoktur diyor. Biz sanatçılarımızı tanıyalım. Bunlar daha önce üniversite sınavlarında soruldular arkadaşlar. Türkiye Edebiyatı'nda gezi türünün gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Deniz aşırı Dikkat edin birinci daha doğrusu bizim 13. yani bu videonun başındaki sorumuzu anlatmış aslında bize. Deniz aşırı ve bizim Akdeniz gezi yazısı türündeki eserleri vardır. Kimin arkadaşlar? Falih Rıfkı Atay'ın. Araştırma, inceleme, deneme ve çeviri alanlarındaki çalışmalarıyla deneme türündeki çalışması mavi ve kara adlı denemesi önemlidir. Kimin? Sabahattin Eyüboğlu'nun arkadaşlar. Cumhuriyet döneminin en önemli, dikkat edin, en önemli denemeci ve eleştirmenidir karalama defteri, okuruma mektuplar, günlerin getirdiği hemen aklımıza kim gelmesi lazım? Nurullah Ataç. Deneme ve eleştirileri tanınan yazar sanat, edebiyat, hatta bunun yanına biz estetik, işte felsefe gibi konuları da atmamız lazım. Yani Cumhuriyet döneminde sanat, edebiyat, estetik, felsefe gibi konular üzerine denemeler yazan, edebiyat konuşmaları, günlerin dikkat edin götürdüğü gibi eserleri yazan kişi kimdir? Suud Kemal Yetkin'dir arkadaşlar. Yani burada şıklarda Atay, Eyboğlu, Nurul Ataç, işte Suud Kemal Yetkin gibi isimler olması lazım. Bunların haricindeki yanlış olacak. Sorunun cevabı böyledir arkadaşlar. 17. sorumuz. Hangisi bu cümledeki boşlukları tamamlamak için kullanılamaz? 1923 ve 1930 yıllarında çıkan 4 tane dergi vermiş burada. İşte bu dergiler edebiyat konularında etkinliği olan önemli dergilerdir. Arkadaşlar burada baktığınızda mesela Milli Mecmua dergisi resimli ay mesela 1928 yılında ortaya çıkan 7 meşale hayat dergileri bunlar cumhuriyetin ilk dönemlerinde bu ilk 23 ile 30 arasında bu 7 sene içerisinde çıkan dergilerdir. Şimdi, Farlık dergisi de çok eski. Hatta şu an günümüzde de çıkar. Fakat çıkış tarihi 1933'tür. Yani önce bir 7 meşale'yi bir 1929'da bir dağıtalım bu çocuklar büyüsün, 7 tane genç delikanlı büyüsün. Daha sonra mesela kim çıkacak karşımıza? Yaşar Nabi, Nair. O da böyle iyice büyüdükten sonra yayın hayatına başlayacak. Fakat Varlık Dergisi 1933'te çıkar. Ha bu burada yazılmadığı için önemli olmadığı anlamına gelmez. Varlık Dergisi Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisidir. Hatta Türk Dil Kurumu'nun çıkarttığı Türk Dili Dergisi'nden daha da eskidir. Hala da günümüzde çıkar. Önemli bir dergidir. Birçok edebiyatçının tanınmasına da vesile olmuştur. 18. soru. Yukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisinde verilen yazar eşleştirildiği türle ön plana çıkmamıştır? Mesela Cemil Meriç arkadaşlar kesinlikle mesela bu ülke adlı denemesi yani deneme kitabı çok önemlidir ve Cemil Meriç denemeleriyle bilinen bir insandır. Hatta kendisini nasıl tanımlar Cemil Meriç? Cemil Meriç fikir işçisiyim demiştir. Fikir işçisi. Salah Birsel arkadaşlar günlükleri önemlidir. Kendi zamanının kendi zamanını anlatır, birçok edebiyat profesöründe başvuru kaynağı olmuştur. Günlükleri önemlidir. Falih Rıfkı'nın bu dersimizde de birçok kez söyledik. 13. soruda da söyledik. Yazı yazıları önemlidir. Özellikle bizim Akdeniz yazısı. Ruşen Eşref'in mülakatları, yazarlarla yaptığı, Atatürk'le yaptığı mülakatları çok önemlidir. Cemal Süreyi arkadaşlar deneme ve özellikle tabii ki de neyle önemlidir? Şiirleriyle önemlidir Cemal Süreya. Burada yanlışlık 5 numaralı seçenektedir. Geçiyoruz 19. soruya. Cumhuriyet dönemi edebiyatının 23 ve 40 arası yani biz Cumhuriyet'i eğer ikiye böleceksek arkadaşlar biz bu Cumhuriyet için şu kısma yani 1923-40 arasına biz birinci dönem diyebiliriz. Yani birinci dönemle ilgili bir soru hangisi söylenemez. Birinci dönemde Atatürk ilkeli ve inkılapları kesinlikle yönlendiricidir. Dilimiz sade ve halka artık yöneldik. Özellikle 5 elecilerle birlikte. 30 sonrası daha çok milliyetçi söylenler yoğunlaşır bütün dünyada da böyle olmaya başlıyor. Batı'dan alınma tür ve biçimler halk ve özellikle divan edebiyatı ürünleriyle harmanlanmıştır diyor. Arkadaşlar divan edebiyatı yok, yıkıldı, gitti. Çok eskide kaldı. Harmanlanmıştır demesi çok yanlış. Bu dönemdeki yönelimlerden birisi olan milliyetçi edebiyatın temelleri aslında cumhuriyetin öncesinde milli edebiyat döneminde atılmıştır. Doğru. Cevap burada Denizli'dir. 20. soru. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Edebiyat dünyasında bir tıkanıklık olduğundan yakınıp kendilerini sanat aşkıyla çalışan gençler olarak nitelendirdiler. Kim bunlar? Samimiyetmiş bunların ilkeleri. Canlılık daima yenilik. Yani bize kim anlatıyor şu an? Yedi meşaleyi anlatıyor. İşte hangisi galiba bu yedi meşaleciden birisi değildir diye sordu. Yedi meşale, yedi meşale. Ziya Osman hatta bu grubun en önemli şairi demiştik. Bu grubun araştırmacı kimliğiyle öne çıkan insanıdır. Hikayelerle bilinir mesela Kenan Hulusi. Fakat Edirne seçeneğindeki Halit Fahri Ozan Soy hatırlayacağınız üzere 5 hece topluluğundadır. 21. soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Saf şiirle ilgili hangisi? Öz şiir anlayışıyla yazılmamıştır. Hocam bu sorularda çok sıkıntı çekiyorum diyenler özellikle okuyuşuma da dikkat etsin. Çünkü saf şiirin arkadaşlar ahenki önemlidir. Ritim burada önemlidir. Tabii ki içerik de çok önemlidir. Saf şiirde arkadaşlar genellikle bireysel duygu ve düşünceler önemlidir. Yani daha bireysel anlayış vardır. Mesela aheste çök kürekleri mehtap uyanmasın, bir aleme hayale dalan ağab uyanmasın. Fark ettiyseniz bir ahenk var ve bireysel duygular. Saadet benziyor boş bir seraba, düşüyor her seven gönül azaba. Bireysel duygular ve ahenk var. Yurdum senin derdin ne yüce gün ışır tepelerde yerinden görününce arkadaşlar kesinlikle bir milli anlayış var. Ey unutuş, kapat artık pencereni. Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni. Bireysel duygular var. Ahenk var. O su bir sır gibi mırıldanırdı. Göğsünde bir sarı ay yıkanırdı. Bireysel duygu düşünceler var. Ahenk de var. C seçeneği dediğimiz gibi milli bir anlayışla yazılmış. Ulusal bir anlayış var. Yurdum diyor. Hatta nida sanatı böyle yüksek sesli söyleniyor. Cevap C seçeneğidir. Öz şiir değildir. 22. soru. Hangisi 1940'a kadarki toplumcu gerçekçi şiirimizin özelliklerinden değildir? Sosyalist şiir deriz buna. Dize yapısını toplumcu gerçekçiler arkadaşlar kırar. Basamaklı dizeler gibi yeni şekiller dener çünkü onların ölçüsü serbest ölçüsüdür. Serbest ölçüdür ve bunu dize yapısını kırarak yaparlar. Sanatı teknolojinin emrine vererek yani fütürist yaklaşırlar sanata. Sanat toplum içindir düşüncesini benimseme vardır. O zaman aklımıza şu ilk iki şıktan kim gelecek? Tabii ki de Nazım Hikmet gelmesi lazım şu an. Evrensel değerler ve sınıfsız toplum üzerine yoğunlaşma, akımın lokomotifi konumunda olan ne demiş? Nazım Hikmet çizgisinde ürün verme kesinlikle bu doğrudur. Arkadaşlar toplumcu gerçekçi şiir anlayışında imgeli ve ağır bir dil kullanmak kesinlikle yoktur. Doğru cevap Edirne'dir. 23. soru. 7 meşale ile ilgili bir soru, genel bir soru hangisi söylenemez? 7 meşale imgeli anlatıma, duygu ve düşünceleri farklı anlatmaya yönelmişlerdir. Çünkü saf şiir anlayışı da vardır kendilerinde ve onların anlayışları sanat, dikkat edin toplum için değil, saf şiir anlayışı olduğu için ne olacak bunlarda? Sanat, sanat içindir anlayışı vardır 7 meşalede. Canlılık, samimiyet, yenilik peşinde koşmuşlardır ki bu onların sloganıdır. Şiiri çağdaş şiir seviyesine çıkarmayı amaçlamışlar. Bunun için de Fransız şiirini örnek almışlar. Neden bu doğru? Çünkü saf şairler Fransız şiirinden etkilenirler. Bunlar da saf şiir anlayışına sahip olduğu için C seçeneği de doğrudur. Sanatı toplumu eğitmek için bir araç olarak kullanmışlardır demesi son derece yanlış. Çünkü onların anlayışı dediğimiz gibi sanat sanat içindir. Ağırlıklı olarak sembolizm akımının etkisi var mı? Hocam nereden anlayacağız diye sorarsanız eğer saf şairlerimiz arkadaşlar özellikle sembolizm akımından etkilenirler. Cevabımız denizlidir. Geçiyoruz dersimizin son sorusuna. Parçada söz edilen yazar sorulmuş. Kendi yaşamından izler taşıyan Huzur adlı eseri hem bir aşk hem de yazarın İstanbul'a olan derin sevgisinin romanıdır. Estetik anlayışını, kültür birikimini ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam felsefesini yansıttığı bu kitabı yazarın en yetkin romanıdır. Önemlidir arkadaşlar bu eser Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kesinlikle hatta özetini de göstermek isterim. Özeti de karşınızda arkadaşlar duraklatıp okuyabilirsiniz. Ben bir sonraki videoya geçeceğim çözümlere. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.